İyi pazarlar değerli izleyiciler. Sümbül abi burada. Harem burada. Muhteşem Yüzyıl 2 mi? Hayır. Ayşegül Aldınç dedi ki, hayır muhteşem program dedi. Peki öyle başlıyoruz. Aslında bir single ve bir film. Single'ın adı? Bir tek gördüğüm dijitalde, dijitalde yayınlanıyor. Sonra albüme girecek. Çıkacak Eylül'de. Evet. Ve bir film. Kırmızı. Evet, kırmızı. Selim Bayraktar, Leyla Göksun. Ve biz programa single'la başlayalım. Tamam. Ben bunu playback söyleyeceğim yeni çıktığı için. Ama canlı şarkılar da söyleyeceğim programın içinde. Ben yine de pozisyonumu alayım, böyle oturayım.
Seni izlerken bir sana baktım gözüne. Bir Leyla'ya baktım. Gerçi kiraz mevsimindeyiz ama ben sanki zeytin mevsimi gibi algıladım. Seninki koyu yeşil Ela. Yok, gözler. Kara gözlüyüm ben. Hiç öyle görünmüyor. Sahi ışıktan mı acaba? Bazı resimlerde lacivert gibi görünüyor ve ben buna bayılıyorum. Niye insan evet. kendinin dışında olmak ister? Mesela düz saçlılar kıvırcık olmak ister. Evet. Ben daha dalgalı saçlıyım. Hep düz saç olsun isterdim küçüklüğümden beri falan filan. Bu Eylül'de Karton Eti çıkıyor. Eylül'de evet albüm çıkacak. Mabel'in değil mi şarkı? Bu şarkı Mabel, Matiz'e ait. Eylül'de çıkacak olan da Kenan Doğulu, Göksel, Eflatun, Nada, Harun Tekin, başka böyle birini unutuyormuşum gibi geliyor. Fuat Güner olacak. 7 tane daha şarkımız olacak. Ama sen gene varsın. Tabii Mabel Matiz'in şarkısı da albümün içinde var, benim albümüm. Bu hepsi birbirinden değerli dostlarımın yepyeni 8 şarkısı olacak albümde. Yani bayılıyorsun şarkı söylemeye. Biraz evvel seni seyrettim. Nasıl? Söylerken çok hoş, böyle bir başka bir şey oluyor. Ama oyuncusun aynı zamanda. Evet tabii. Hangisi sende ağır basıyor? Ne yaparsam o sıra o ağır basıyor. Ama ikisini birden yaptığım zamanlar oldu. Zorlayıcı bir şey. Çünkü özellikle bir dizi çekiyorsan bir dizi çekiyorsundur. Evet. Çok iyi bilirsiniz. Başka hiçbir şey yapamazsın. O yüzden şimdi biraz müzik ağırlıklı bir yaz geçeceğini düşünüyorum. Çok gönül telimi titreten bir şey olursa da yani oyunculuğa da varım yani. Bir dört yapraklı yonca yolladık sana. Çok güzel sağ bir yaz olsun. Şans getirsin. Şarkı da çok güzel. Teşekkür ederim. Ve bir de Kırmızı Bavul var ortada. Evet. Filmin adı Kırmızı. Bir bavul mu var? Özel ben gösteriminde kırmızılar giyinmiş. Kişiler. Eyla Göksun oynuyor. Tabii sen Selim Bayraktar. Teşekkür ederim. Bir başka kişi Umut. Umut rolü de. Sen orada Aslı'sın sen. Gökhan. Ben Gökhan'ım evet. Evet. Umut'u sevgili Umut Cemal Günal oynuyor. Cemal Fırat oynuyor. Cemal de fevkalade başarılı. Ne bilginler geldi neler buldular. Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar. Hangisi yarıp geçti bu karanlığı? Birer masal söyleyip uyuyakaldılar. Şu fotoğraf nereden çıktı? Çok güzel kokuyorsun. Çok korkuyorum burada. Umut! Bir herkes. Bir de doğru koş. Ben de seni adam sanmıştım. Her şey kırmızı. Ve filmde pek çok şey kırmızı. Bir fotoğraf makinesi var. Kırmızı. Bavul kırmızı. Film enteresan bir kurgu. Enteresan bir final. Gerçekten final. Enteresan ve günümüzde çok örtüşüyor. Filmin adındakiyle Aslı. Aslı. Esas kızsın. Umut'un sevgilisin. Öğrencisin. Evet. Sen? Gökhan, Umut'un çok yakın arkadaşı. Tabii günümüzde hep şey diyorlar hani galada da olduğu gibi günümüzde böyle arkadaşlıklar kaldı mı diyorlar. Evet var, olması da gerekir. En çok arkadaşa ihtiyaç duyuyoruz. Doğru arkadaştır bizi yönlendiren aslında hayatımızda manevi olarak. Maddi manevi her şekilde. Günümüzde var böyle arkadaşlıklar. Orada da biz doğru arkadaşlık örneğini veriyoruz. Fakat doğru arkadaşlık örneği nasıl olur derseniz. Çocukluğumuza gittiğimizde çok oyun oynadığımız, çok şakalaştığımız arkadaşlarımız bizim çok yakın arkadaşlarımızdır. Aslında filmde Umut'la Gökhan'ın arasındaki gerçek arkadaşlık da buradan geliyor. Çocukken oyun oynadılar. Evet. Dostlukları bu yüzden pekişti. Oynadıkları oyunlarla pekişti. Çok enteresan bir araştırma yapılmış Güner abi. 10 yıllık bir geçmişi var bu araştırmanın. Oyun oynayan 10 tane kızla oyun oynayan 10 tane erkek çocuğu arasında yapılan bir araştırma bu. 6 yaşındaki kızlar bunlar ve erkek çocukları. Kız çocukları oyun oynarken
ortalama 80 kelime kullanıyorlar. Erkek çocukları 65 kelime kullanıyor. 8 yaşına geliyor bu çocuklar. Kız çocukları 90'a çıkıyor. Erkek çocukları 75'e çıkıyorlar. Kız çocukları 10'a geliyor. 110'un üstüne çıkıyor kelime kullandıkları günlük oyun oynarkenki kelime sayısı. Erkekler 90'a çıkıyor. Ondan sonra 10 yaşından sonra kız çocukları 110'da kalıyor günlük kullandıkları kelime. Erkek çocukları 130'un üstüne çıkıyor. İzahı? Aslında burada iki ayrı söylenmesi gereken, üstüne durulması gereken iki kavram var. Kız çocukları evet oyun oynarlarsa çok daha başarılı oluyorlar. Hayatta çok daha fazla kelime kullanıyorlar. Zekaları çok daha ön planda oluyor. Daha iyi gelişebiliyorlar kız çocukları. Fakat kız çocuklarına ne yapıyoruz? Biz tabii bu Orta Doğu için yapılan bir araştırma. Kız çocukları 10 yaşından sonra diyoruz ki sus gel sen evinde otur sen kız çocuğusun. Erkek çocuğuna diyoruz ki hadi sen de çık dışarı kardeşim. Evet evde yemek yapıyor çocuğusun. Kız çocuğu kadın oluyor. Evet. Çocukları oluyor onlara bakıyor. Ne güzel. Aslında oyun oynamak ne kadar büyük bir gerçek. Bu kadar önemli aslında. Hayatımızda bu kadar önemli yer kaplıyor. Yani bu oyunla başlayan bir arkadaşlık. Evet. Ve oyunla bitiyor. Evet. Tabii daha fazlasını açmıyorum. Tabii. Filme saklıyorum. Evet. Aslında filmde gene enteresan bir şey var. O kırmızı bavulda bir şey. Bayağı anlatıyorsunuz filmi farkında mısın? Hayır. Hiç anlatmıyorum biliyorum. Koruyor hala. Tamam peki. Aynen. Gizemi koruyor. Teasing yapıyorum. Merakları anlatıyorum. Şimdi orada bir Cemal Ünal illüzyonist olsaydı o bavuldaki şeyi yok etseydi müthiş bir şey olurdu. Biz bunu konuştuk aslında. Yani illüzyon kullanabilir miyiz dedik. Fakat artık biraz geç vakte kadar belki yönetmenimize durumu anlatamadık. Ya da yönetmenimiz onu nasıl oraya monte edeceğini belki kafasında kurgulayamadı. Bir de hani bir şey sahip olduğunuz zaman senaryonun sahibi olduğu için yönetmenimiz sevgili Yücel ona pek Yücel, fazla belki müdahale etmek istemedi. Senaryonun yazarı, sahibi, evet. Filmin yönetmeni yani bütün sanat yükünü almış. Tabii. Yalnız ben gelmek istediğim yer başka. Sen Cemal Ünal'ın yerinde olsaydın bir illüzyon yapabilir miydin? Bir şey yok edebilir miydin? Yapardım evet. Evet. Önerdim de zaten hani yapabilir miydin? Burada yapabilir misin? Yaparım diye. Tabii. Neyi yok edersin mesela? Değerli izleyiciler Selim'in bir de böyle özelliği var. Bir şeyi yok edebiliyor. İllüzyonun, illüzyonist tarafı var. Hiç bu kadar yakından görmemiştim. Çay da çok güzelmiş. Teşekkür ederim ama şimdi... Çayın bir kısmını yok ettim. Çayı içerek yok eder misin? Şimdi aslında... Kaşık. Zoom yapıyor mu? Gözleri bıraksın şimdi. Bildiğiniz gözleri bir kaşık bırak, var burada. Şimdi yine Leyla'nın üstünden gidelim. Buyurun. Leyla'cığım parmağımı alabilir miyim? Aa yok artık. Selim. Aa şey yani, nasıl? Şey yine geller vardı kaç sene önce. Kaşığı yer bükerdi. Allah Allah. Bayağı başına daha vardı. Neler gelecek senin? Sen dur kırmızı bitmedi. Bir dakika. Ne olacağız falan. İkiye bölündü kaşık öyle mi? Evet evet. Vay. Gelirken bu da bir illüzyon aslında. Tamam ama yani şey şaşırdım. Burnumun dibinde gerçekleşince bir de. Daha sana ne şaşkınlıklar yaratacak. Ve yaşatacak. Öyle mi? Bak bir şey daha var. Bir illüzyon numarası daha yaparmışsın. Yap. Kağıtlı kalemli falan. Bir saniye. Evet. Şurada bir ipimiz var. Evet. Ufak bir ip. Ayda. Buyurun. Bakın elinde bir şey yok. Ay evet yok. Çok da göster yakınında yazı yok. Nasıl? Çok saçma. Çayımı içebilirim. Çayı da yok ediyor bakın. Evet alkışlıyoruz seni. Evet yani alkışa veya... Nereye gitti? Nereden? Başka bir yerden fakat çıkar mı? Sen bunu yapsaydın film biterdi. Aslında kullanabilirdik bir iki illüzyon evet yani. Kullanabilirdiniz. Evet. Bir dahaki sefere kırmızı ikide. Evet. Evet bakalım. Fakat gerçekten filmin başıyla oyunla sonunda arasında çok güzel bir ilişki var. Yani... Güzel bir fikir. İlk filmiymiş Yücel'in üstelik. Tabii evet. Öyle. Bravo. Ben keyifle izledim. Sizlere de tavsiye ederim. Yağmur tek kişilik yar.
Uyku tek kişiliktir. Ölüm de tek kişilik. Aşk iki kişilik tek yürektir. Sen beni seviyor musun acaba? Çok. Gökhan Allah razı olsun, ortalık toz duman, yine kurtardın hayatımı. Ya oğlum yürü, biz arkadaşız, deli misin? İstanbul'un ortasında mahsur kaldık, inanamıyorum. Elektrik kesik saatlerce kimse gelmiyor, evden çıkamıyoruz. Sen gölgesi, ben aradım sıra. Filmin orkidesi gibiydin. Çok teşekkür ederim. Yani, hep düşündük, o kız dedik, o kız. İstersen sen de söyle o kız. Aa, o kız diye. O kıza geldik. Okey, tamam. Bu canlı, evet. Uzun uzun yıllar önceydi. Ne ölüm vardı ne ayrılık. Ana baba kuzusuyken daha dün. Şimdi kolu kırık, kanadı kırık. Uzun uzun yıllar önceydi. Ne ölüm vardı ne ayrılık. Ana baba kuzusuyken daha dün. Şimdi kolu kırık, kanadı kırık. Bırakmıyor hiçbirimizi. Şansına ne düşerse, bir yana uçurum, bir yana cennet bahçesi. Tanrım insanlar, çıkarsın karşımıza. Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza. Hani ya, hani ya, o kız nerede? Kanın yerde, o şimdi kimseye güvenmiyor, bıraktı oğluna direnmiyor. Hani ya, hani ya, o kız nerede? Hani ya, hani ya, kanın yerde, o şimdi kimseye güvenmiyor, bıraktı oğluna direnmiyor. Deli dolu haylaz şen şakrak, tasasız neşeli günlerdi. Çocuk aklı işte yuvadan uçunca, o saltanatta sona erdi. Deli dolu haylaz şen şakrak, tasasız neşeli günlerdi. Çocuk aklı işte yuvadan uçunca, o saltanatta sona erdi. O yol ki yara bere içinde komadan, bırakmıyor hiçbirimizi. Şansına ne düşerse, bir yana uçurum, bir yana cennet bahçesi. Tanrım insanlar, çıkarsın karşımıza. Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza. Hani ya, hani ya, o kız nerede? Hani ya, hani ya, kanın yerde. O şimdi kimseye güvenmiyor, bıraktı oğluna direnmiyor. Hani ya, hani ya, o kız nerede? Hani ya, hani ya, kanın yerde. O şimdi kimseye güvenmiyor, bıraktı oğluna direnmiyor. Teşekkürler. Sağ olun. Bu arada Tolga Kılıç ve gitarda çok değerli müzisyen dostum Evrim Aslan. Ve tabii Eurovision'dan bu yana sevgili Ayşegül Aldinç. Her evet. Zaman gözlerimizi ve kulaklarımızı şenlendiren. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, ilk orada göründüm. Doğru bu. Yaşamak. Arkadaş, sevgi insanların hamurunda.
yaşamak. Düşünmek ve hissetmektir yaşamak. Çok uzun yıllar olmuş yalnız, hatırlamak bile istemiyorum o açıkçası. Sen olmuyordun zaten. Evet, yani küçük kız şarkısını söyleyen Ayça aslında bendim, onu açıklıyorum. Tabii onu hatırlayan varsa. Böyle bir şey vardı. Ve ondan sonra kaç albüm, kaç dizi? Sayılarla aram çok iyi değil ama sanırım 5. albümümü yapıyorum bu Eylül'de çıkacak olan. 2 tane de single var. Yani 4 albüm 2 single olmuş. O arada tabii tribute albüm dediğimiz anma albümlerinde de bir sürü şarkım yer almış. Hepsini sayarsak yani neredeyse 20'ye yakın bir şey oluyor ama benim adımı taşıyan sadece 4 albüm 5.'si yolda. 2 tane de single var. Bu single'ı CD olduğu için saymayı unuttum. 3 single pardon. Bravo. Ve diziler var. Diziler var. Filmler var. Filmler var. Ama en bayağı son, eskide kaldı en yani. En son Pis Yediliydi galiba. En son Pis Yediliydi. Film sevgili o anlamında. Gani Müjde'nin. Evet. Tabii Gani Müjde. En son Kahpe Bizans'ta oynamıştım. O da yıllar önceydi. O da onundu. O da onundu. İkincisini de çekiyorlar şimdi. İkincisini de çekiyor. Biz ne yapıyorlar? Ben öldüğüm İkincisi için. İkincisi de çekiliyor. Ben bir sürü arkadaşım öldüğümüz için yepyeni bir kadroyla çekiyorlar. Peki sen nasıl geçtin bu müzik hayatına? O ütü kordonu falan dedikleri şey bende de vardı ama ütü kordonu ile hani şarkı söylerler ya. Bende ütü kordonu değil, daha mikrofona benzeyen bir şeydi. Annemin şu anda adını söyleyebilirim, öyle bir makine yok çünkü Puff diye bir makinesi vardı. Onun uzun şeyi, ışığı vardı. O böyle eski uzun mikrofonlara benziyordu, benim küçüklüğümdeki mikrofonlara. Hep ondan böyle şarkı söylüyordum evin içinde dolaşıp. Annemin kılıklarını giyiyordum. Yani farklı seyretmedi. Bunları bir sürü çocuk oyuncu yapmıştır ama... Oyuncu mu olmak isterdin? Müzisyen. Oyuncu da olmak isterdim. Öğretmen de olmak isterdim. Yazar da, yani yazar derken köşe yazarı olmak isterdim. Babam çünkü rahmetli Orhan Aldinç'ti. Spor yazarı. Hepsini olmak isterdim. Hepsinden de tattım. Yani oldum, hiçbir zaman diyemem ben. Hiç de mahcup olmadım ama Allah'tan hiçbirinde. Instagram işareti yapayım. Ha, Instagram işareti, ha doğru ya. Bir sosyal beğeni geldi yani. Ha sosyal beğeni geldi, harika. Evet. Doğru ya, tabii kalp bir de. Evet. Sen de aslında galiba İngiltere'de okudun değil mi? Evet, 6 sene İngiltere'de okudum. Ve orada ilk tiyatro? İlk tiyatro orada. Eğitim olarak orada tabii. Sonra Türkiye'ye geldin. Ne yaptın? İşletme okudum. Hangi üniversite? Yeditepe Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Bitirdin. Yani Londra'da başladım üniversiteye. Sonra orayı bitirdim. Daha bitirmeden zaten 2006 yılında reklamlarda oynamaya başlamıştım. Yani o merakım gitmedi hiçbir zaman. Sonra? Ve devam etti oradan. Yani ben gayet sökmedim. Galiba işine göre bir dramatik bir karar vermişsin. Çok dramatik bir karar. Aynı günde iki teklif. Aynen öyle. 2 teklif aldım. Aslında çok istediğim bir şirket de vardı. Yani. Uluslararası ticaret mi okudun? Uluslararası ticaret de vardı içinde. Evet, ama pazarlama ağırlıklıydı. Pazarlama. Evet, böyle bir şirketten bir teklif aldım. O da zaten sinema salonları olan bir firma. Yani çok da uzak olmayacaktı aslında bu tarafa. Aynı akşam Kurtlar Vadisi'nden de yarın setiniz var eğer kabul ederseniz diye böyle bir teklif geldi. Ama onda audience yapmışlar, denemişler vesaire galiba. Şöyle. Birkaç epey kişi arasından. Çok çok kişi arasından seçildi. Yani evet, benim audition'ım birkaç ay öncesindeydi. İkisinin de ama çağırdıkları dönem aynıydı. Aynı gün yani neredeyse. Ve nasıl karar verdin? O zaman Bahçeköy'de bir evde oturuyorduk. Ailemle kalıyordum. İngiltere'den yeni dönmüştüm. Ve ormanın içindeydi. Tam Belgrad Ormanı ile böyle bitişikti neredeyse. O gece hiç uyumadım. Camdan baktım böyle. Ateş böcekleri falan geçiyordu bahçede. Düşündüm ne yapsam diye. Çünkü ailem çok rahat bırakır zaten beni bu konuda. Çok açık fikirlidirler. Sen karar ver dediler yani benim geleceğim olduğu için. Hiç zorlamadılar herhangi bir yöne gitmem için. Sonra dedim ki tamam, ben bunu yapmak istiyorum. Artık buradan devam edeceğim. Yani çünkü tercihim Polat Alemdar dedi. Kesinlikle tercihim Polat Alemdar oldu. Kurumsal dünyayı elimin tersiyle ittim. Memnun musun? Ya çok memnunum elbette. Yani 10 sene olacak neredeyse şimdi baktığım zaman.
Çok güzel şeyler yaşıyorsunuz tabii bir oyuncu olduğunuz zaman. Harika insanlarla tanışıyorsunuz. Harika oyuncularla çalışma fırsatım oldu. Türkan Şoray bunların başında gelir evet. Yani. Ben onun yeğenini oynadım bir sene boyunca. Muhteşem Yüzyıl'ın. Biz TRT versiyonuyduk. Daha farklı bir dönemi işliyorduk. 3. Ahmet dönemi. İşte ben de 3. Ahmet'in kızını oynadım. Fatma Sultan'ı. Yani hiç aynı pişman dönemden olmadım. Geliyoruz yani. Evet. Aynı dönemden geliyoruz ama bizimki 1700'lerdi. Dönemiz biraz daha o reenkarnasyondan bu reenkarnasyona gelin. Evet. Tabii. Bu reenkarnasyonda biriniz İngiltere'den geliyorsunuz, biriniz Kerkük'ten. Evet. İngilizlerin epey ilgisi var. Oraya emperyalizm yaptılar. Çok ilgisi var. Petrollerine el koydular. Tabii çok ilgisi her var. Her yerle ilgileri olmuş. Siz ailece kaç yılında geldiniz? 1987'de. Kerkük'ten. Baban aslında kararmış. Geldik diyemeyiz yani. Biz zaten buradaydık ama 82 yılında zaten buradaydık. Sonra geri gidip evimizi satıp geri gelelim dedik ama satamadık tabii ki. Biraz zordu ev satmak çünkü bir Türkmen'in bir araba ev satması gerekir. Araba ev sattığınızda soruşturma açılır. Neden araba satıyorsun? O zaman bir ev alman lazım diye sattırırlardı sana evi. Kim? Türkmen yönetimi mi? Yok hayır. Saddam yönetimi. Saddam yönetimi. Tabii. Siz 87'de falan geldiyseniz o sırada İran-Irak savaşı vardı. İran-Irak savaşı vardı evet. Oo, havada füzeler uçuşuyordu herhalde. Havada füzeler uçuşuyordu tabii. Nasıl geldiniz? Neyle? Biz katırlarla geldik. Oo, tabii çok bizi, çocuk. Tabii ben o zaman 11 yaşındaydım. Kardeşim 1 yaşındaydı. 8 kişi peşmergeler. Kaçakçıların? Tabii kaçakçılar vardı. Kaçakçılar getirdi bizi. Evet. Şey, Kızım Olmadan Asla romanı vardı evet, sonra. Evet. Onun da, o da aynen öyle kaçtı. O da aynı tabii ama ondan daha trajik şeyler yaşayan insanlar var. Kerkük'ten geldin, nereye? Kerkük'ten tabii ki onun belli aşamaları var. Kaçakçılar bizi getirdiğinde Şemdinli'ye girdik, Samanlı Köyü'ne. Samanlı Köyü'nde bir gece kaldıktan sonra Şemdinli'ye geldik. Şemdinli'de de yine bir gece kaldık. Oradan Hakkari'ye gittik. Yavaş yavaş sınırdan içeri doğru gelebilmek için bir aşama geçirmek gerekiyor. 40 günde Hakkari'de kaldıktan sonra Eskişehir amcamların yanına gittik. 4 yıl orada kaldık. Oradan da Antalya'ya kaçtık. Ve Antalya'da? Evet. Eskişehir soğuk geldi bize çünkü. Bir duvar ilanı. Evet. Nedir? Antalya. Tiyatro kursları. Liseyi orada okudum. Ortaokul Eskişehir'de okudum. Tiyatroya Antalya'da başladım. Ama galiba bir afiş görüyorsun. Evet bir afiş gördüm. Hep şey derler ya hayatında nasıl hani tiyatronun yeri ne? Çok basit de olabilir. Yani geçerken bir afişi görüp acaba ben de gitsem mi dediğiniz anda hayatınızın yani kaderiniz değişebilir. Hayatınızın yönelimi değişebilir. Benim öyle oldu. Afişi gördüm arkadaşımla beraber. Hadi gidelim dedik. O hadi gidelim öyle oldu. Tiyatro kursu başladı. 3-4 yıl devam etti. Sonra da işte konservatuvar sınavına hazırlandı ve Ankara'ya gittim. Devlet Tiyatrosu'na girdin. Evet, konservatuvar bitti. Ankara Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nı bitirdim. Kısa bir süre bir sirk deneyimim oldu. 1-1,5 yıl. Ondan sonra da Devlet Tiyatrosu'na girmeye karar verdim. Çünkü tiyatro yapmak istedim. Devlet Tiyatrosu zaten Ankara tiyatronun merkezi. Ben de üniversiteyi Ankara'da bitirdim. Evet. Her galaya mutlaka gidilirdi. Ve en büyük zevkti o. Ankara'da çalıştım, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Evet, bir de Ankara Sanat Tiyatrosu da iyiydi. Tabii. Peki, bu kadar güzel köklü ve dünya, Türkiye'nin en iyi konservatuvarlarından biridir. Hatta ilkidir. Evet, evet. Yani Almanların kurduğu, Atatürk'ün kurduğu. Karl Lebert kurmuştur. Yani müthiş bir şeydir o. Fakat bir yerde de ilginç bir şey işittim. Sen darbukada çalıyormuşsun, doğru mu? Evet çalıyorum. Ama herhalde yani köy düğünlerinde çalmıyordun. Yok hiç hayatımda. Yok hiçbir yerde de çalmadım ama perküsyona merakım var. Perküsyon benim evde var. Evet bir ufak bir koleksiyonum var. Şimdi işte yanında yatıran çok hoş bir kız var. Evet. Buradan bahsetmiyorum. Daha ötede. Evet. Eşin olan. Evet. Ona bir darbuka serenada yapar mısınız? Darbuka serenada kalkıp oynamasın sonra. Ben kalkmıyoruz. Selim'in eşini görebiliyor muyuz kamerayla? Bu güzel gözlü kadın. Evet. Thank you.
Yani şahane. Vallahi bravo. Müthiş. Bu kadar abi. Daha ne olsun? Bu darbuka yayın balığı derisi. Yayın balığı. Yayın balığı derisi. Çömlek. Yine aynı şekilde tabii çamurdan yapılmış bir kasnağa sahip, yapıya sahip. Çok özel bir darbuka. Bilmediğim nelerin var? Resim de mi yapıyorsun? Yok, resim yapmıyorum. Ama üflemeli çalgılar var. Biraz uzak doğu üflemelilerine biraz meraklıyım. Ha. Zen flüt çalmaya çalışıyorum. Ne güzel, bayılırım. Ondan sonra böyle işte burun flütü var, okarina var. Onları çalışıyorum şimdilik kendimce. Hani ustayım diyemem tabii. Gökkuşağı gibi adamsın. Bir çok yani, renk. Evet, multi talent dedikleri değil mi? Yani her şey, her numara var. Yapısında var. Hepimizin yapısında o var. Yeter ki bulup onları çıkartmaya çalışalım. Evet. Peki sen sokakta yürürken sümbülle ilgili hiç sanat takılıyorlar mı? Bir şey soruyorlar mı? Söylüyorlar mı? Soruyorlar tabii. Ne diyorlar? Yani çok enteresan. Genelde insanın aklına ilk yani gerçekten gay olduğumu düşünenler var. Ya da ne bileyim gerçekten hadım olduğumu düşünenler var. Espriler yapılıyor bununla ilgili bazen. Söyle, sağlam bir kabadayı rolü gerekiyor sanırım. Evet, evet. Yani ters köşe olması için. Bu oyunda sağlam ama yani ister istemez sana da herhalde oynadığın rollerle ilgili bir takım şeyler geliyordu. Tabii. Sana gelmedi mi? Olan... Geliyor. Hala. Orada ben kör bir kız oynadım bir de. Hala kör kız olarak hatırlıyorlar beni. Gözlerine daha çok fokus yapısın değil mi? Hayır, yani gerçekten orada kör bir kız oynadım. Beni de en son Pis Yedili'de çatlak müdüre Esma Sultan'ı oynadığım için kızıl saçlı, gerçekten manyak gözlüklü, bir zanneden küçük çocuklar oluyor. Siyah çerçeveler. Evet. Yani küçük çocuklar niye saçları kırmızı değil diyorlar mesela. Fakat yani böyle nasıl desem, bir iştah açıcı bir halim vardı. Yani müdire ama hiçbir türlü böyle itici müdire değil de yani çapkın nazarları çeken. Aslında çok negatif, çok negatif bir karakterdi. Fakat o kadar komik ve absürt komikti ki ben de oynarken bazen okurken gülüyordum senaryoyu. İşte bir şeyler katınca yönetmen, oyuncular, arkadaşlarımız falan hep beraber eğlenceli, zevkli bir şey çıktı. Ben de çok bayıla bayıla oynadım onu. O karakteri çok sevdim. Onu hiç unutmam ben mesela. En sevdiğin rolün ne? İlk Acımak'ta oynadım ben. Aslında dram oyuncusu gibi sunuldum bu piyasaya. TRT dizisiydi. Şimdi mesela bana hep ona benzer şeyler geliyor. Bu komik roller geliyor. Ve bir nesilde beni komedi oyuncusu olarak düşünüyor. Hatta şarkıcı olduğumu dahi bilmeyen ufak çocuklar var. Yani şarkı söylemem onlar için bir sürpriz. Ama bu cool görünüşteki lady'ler aslında en fazla hayatta şaşırtan insanlar. Doğru. Çünkü bir yenledim cesaret var ve kimseyi aldırmadan istediğini yapabilmek. Öyle bir karakter misin? Öyleyim. Ben özgürlüğüme çok düşkünümdür. Kafama göre yaşıyorum zaten. İstediğim zaman istediğim yere giderim, gelirim. Daha yeni nesil kafama göre takılıyorum diyor. Evet, takılıyorum. Ama ben o yeni nesilden değilim. Artık ben de birazcık geride kalmaya başladım. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani cesur olmayı seviyorum. Evet, öyle yaşamaya çalışıyorum. Yani korkak yaşamamaya çalışıyorum. Senin en sevdiğin rolün ne? En sevdiğim rolüm. Fatma Sultan'ı çok sevmiştim. Gerçekten o Osmanlı Hanedanı'nı oynamak güzeldi. Onun için araştırma da yapmam gerekti. En uzun süren dizi rolüm de oydu. O yüzden onu iyice yaşayabildim. Onunla çok bütünleştim. Onu çok seviyorum. Bir de bir festival filmimiz var. Daha yeni film festivalinde gösterildi. Festival maalesef iptal oldu sonunda ama. Orada yeryüzü doktorlarından birini oynuyorum. Gönüllü bir doktoru ve Gazze'ye gidip orada özellikle çocuklara yardımcı olan bir cerrahı oynuyorum. O da çok enteresan bir film. Enteresan bir konusu var. Gerçek bir hikaye. Gazze'de ailesini kaybetmiş küçük bir kızın hikayesi. Ve ben orada da bir anneyi oynuyorum aslında. Ben de kendi kızımı kaybetmişim. Dolayısıyla o rolü de çok seviyorum. Yani çok severek oynadım. İzlediğim zaman tutamadım kendimi. Çok ağladım gerçekten. Yani böyle roller gelmesini umuyorum devamında da. Bir derinliği olan, bir değişim yaşayabilen.
Ne rolü oynamak istersin? Yani mesela hafif delirmiş. Hani böyle bir şeyin sınırında yaşayan, zor hayatı olmuş, zor bir geçmiş. Bu kırmızıda bir ara kayıyordu. Evet, evet. Bir sahne, bilhassa bir sahnede bayağı tiyatro oynuyorsun. Bu bir alan yaratıyor oyuncuya tabii ki. Gösterebilmek evet. için o değişen duyguları. Evet. Bu fırsat veriyor. Sen niye oynamak istersin? Evet. Ne tür bir rolü? Ben oynamak istediğimi oynadım. Hangisi? Ve hala da hep söylerim. Çok hoşuma gider. Hangisi? Andıkça bazen açar seyrederim. Gulyabani'de Arap bacı oynamıştım. Ha. çok zevkliydi benim için Güner abi. Ortalama 180 oyun oynadık. Dolaşmadığımız şehir, gitmediğimiz il, köy kalmadı. Ya sen bana öyle bir izlenim veriyorsun ki. Götür Rio'nun ortasına bırak. Brezilya'nın kendi özgün hikayelerinden birini oynasın da onu oynar. Hint de oynar, İngiliz de oynar. Yani müthiş bir şey veriyor, güven veriyorsun oyununda. Teşekkür ederim. Çok beğendiğim oyuncular arasında hep senin de adını veririm ben. Teşekkür ederim. Gerçekten çok etkilenmiştim ve onun çok daha fazlası olduğunu duydum. Eşine nasıl evlenme teklif ettin? Sır değilse. Yo, çok özeline girmiyorsan. Sır değil. Aslında bizim tanışmamız daha enteresan. Uçurtmayı vurmasınlar. Evet. Vurmasınlar dedik ama uçurtma gitti, onun önüne düştü. Beraber uçurtma uçuruyorlar. Ha öyle mi? Evet, yani ben uçuruyordum aslında. Ay ne güzel. Ben harika uçuruyordum. Şey. Sonra... Kaç yaşındaydınız? Ben o zaman kaç yaşındaydım? 29 yaşındaydım ben. 29 yaşında uçurtma uçuruyordum. Evet. Daha iyi, işte güzel olamıyor. Uçurtma uçuran çocuk rolünde miydin? Yok yani onu Bihter'e sormak lazım. Bihter diyor ki sahilde erkekler başka şeylerin peşinde, benim koca diyor o zaman, tabii tanışmıyoruz. Müstakbel çocuk koca. Uçurtma ben uçuruyor yani peşinde. Müstakbel koca. Ne diyorsun Bihter bu konuda? Ama peki. İlgisini çekmiş. Ne güzel, benim de olsa benim de ilgimi çekerdi. Sonra? Evet. Sonra işte önüne adam. Düştü. Sonra ortak iki arkadaşımız. Ama deniz olması normal. Bak omuzlar falan geniş. Vücut bayağı body vaziyette. Hayır, tip olarak ayrı ama hani yaptığı eylem de çok ilgi çekici bir eylem. Yani dikkat çekici bir durum yani. Evet ama çok çok ilginç. Sonra biz tanıştık tabii ki, evlendik ama. Nasıl tanıştınız yani uçurtmadan? Uçurtmadan. Uçurtma onun önüne düşünce tabii ki çok enteresan. Bizim Bihter'le ortak çok yakın arkadaşlarımız varmış ama Bihter'le hiç karşılaşmamışız biz. Hangi, nerede oluyorsun? Nerede bu deniz? Antalya'da. Antalya sahilinde, Konyaaltı sahilinde. Daha ilginç bir şey var. Bihter'in tanıdığı ortak arkadaşımız, annesi Bihter'e medyumik bir güçle diyor ki sen Selim diye biriyle tanışacaksın 2 ay sonra ve sen bu yok çocukla abi. Evleneceksin diyor. Nasıl bir medyum? Ay o anneyi ben Antalya'da mı oturuyor? Doğru, Antalya'da. Ben Antalya'ya gitmek ve istiyorum. Hakikaten 2 ay sonra biz hakikaten öyle oldu ve tanıştık. Bihter dedi ki Selim, o Selim. O ara bir İstanbul masalında Selim var. Ha. Bihter dua ediyor, diyor ki en sevdiği dizi o ara. Allah'ım bana da bir Selim ver diyor. 2 ay sonra Allah ona bir Selim şey, veriyor işte. Çok... Mehmet oynuyordu orada. Evet evet, Mehmet Aslantun oynuyordu. Mehmet Aslantun. Öyle oluyor gerçekten. Biz tanıştık, 2 ay sonra sözlendik. İşte arkasından 1 ay sonra nişan yaptık. Çok kısa sürede de evlendik. 11 yıldır da evliyiz. Ve hala da uçurtma uçuruyoruz ama şimdi uçurtma bizi uçuruyor. Ama artık uçurtmayı vurmasınlar durumu var. Dokunmayın, sarsmayın, biz çok mutlu evet. uçuyoruz. Ama ayaklarınız yere değdi mi, hala uçuyor musunuz? Hala uçuyoruz. Kaç yıllık evlisiniz? 11 yıl olacak. 11 yıldır 11 uçuyorsunuz yıl maşallah. Ama hala diyorlar ki siz yeni mi evlisiniz ya da yeni siz sevgili misiniz maşallah, diyorlar. Maşallah maşallah, bak oradan maşallah yani diyor. Aşkın ömrü 2 yıl derler, evet. Sen de 11'e çıkmış bir kere. Yok öyle. Daha evet. sonunda gidiyor. 2 değil 3 evet. yapalım bari şunu. Herkes 3 diyor. Yani bir yıl daha şans verelim şu aşka. Valla ben demiyorum, Frederik Berber geldi söylüyor. 3 değil mi o? 2 diyor. Yapmayın. Ama sonunda itiraf ediyor. Ben olmayalım, gitsin daha iyi diyor. Vallahi 2 yıl oldu ki. Hala devam ediyor diyor. Ama aşkı tutan şey sabır. Paylaşım olmazsa hiçbir şey olmaz. İnanın yani, paylaşmadığınız bir akrabanız olsun, hiçbir şey paylaşmayın. Öldüğü zaman anmıyorsunuz bile. Yani aha diyorsunuz böyle biri vardı ama şimdi benim kedim var ve kedimle ben çok şeyler paylaşıyorum. Ona bir şey olursa ben herhalde ölürüm. Cool lady, sence aşk ne kadar sürüyor? It's cool. Yani aşkın ne kadar sürdüğünün bir önemi yok. Ben de Selim'e katılıyorum. Başka şeyler daha çok önem kazanıyor. Mesela? Paylaşım, kesinlikle katılıyorum. Saygı, kesinlikle katılıyorum. Beraber eğlenebilmek, arkadaşlık. Bu da çok önemli. Onun dışında zaten... Ama öteki de kimyasal bir olay.
Evet, o kimya kaybolmazsa bir de üstüne şahane. Ama ne işte güzel, ben keşke bir ömür sürse. Kimyanın kayboluş süresi ne kadar oluyor diye sordum. Efendim, genellikle ben de 3 sene sonunda tamamen bitiyor. 3 yaşamadım. Anladım Ayşegül, sen? Ben öyle bir kayıt tutmuyorum yani, sürebildiği kadar. Benim ilişkilerim ben, genellikle... Ben bu konuda bir istatistik yapıyorum, bir kitap Hayır, hazırlıyorum ben da. Genellikle o zaman fikrimi söyleyeyim. Yani uzun süreli ilişkilerim oluyor benim genellikle. Genellikle değil, öyle. Bir ara bitiyor tabii. Yani o bir yüzümüz var, göstermek istemediğimiz bir yüzümüz var. Onu... Yani ortaya çıktıkça karşılıklı o büyü kaybolmaya başlıyor. Bir de beraber yaşamamak lazım galiba. Yani şimdi evliliklerde de bile değişik evlerde yaşayıp... Evet. Ya da birbirini her haliyle kabul etmek veya gerekiyor. Veya bol seyahat. Aramızda bazıları var ki işte kaç yıllık evlidir, evde geçirdiği bir seneyi bulmaz. Sanırım sen... Evet. Aynen. Yani biz 11 yıldır evliyiz diyorum ama toplasanız siz zaten bu kuralı 7 yıl, 6 yıl. Neredeyse. Tabii. Yani özlüyoruz bizim arkadaşlar şey. Hepinizi çok iyi çalıştılar. Bravo. Bana da böyle bir brief verdiler. Doğru, kesinlikle öyle. Çekimlerden dolayı mı? Tabii. Bizim evimiz Antalya'da. Ben sürekli buradayım. Yani gelmiyor mu işin? Bihter Devlet Senfoni Orkestrası'nda müzisyen. Ne çalıyor? Oboa çalıyor. Oo. Zor bir işçiliği var oboanın. Her gün ya da 2-3 günde bir mutlaka kamış kazıması lazım. Onun kendi işçiliği var mutlaka. Öyle mi? Yani. Tabii provanın dışında mutlaka oturur evde kamış yapar kendine. Ayrı bir atölyesi var onun. Evet. Ayrı bir işçiliği. O yüzden gelemez. Yani gelirse atölyesini beraberinde getirmesi gerekir. Tabii geldiği zamanlar oluyor. Çocuk var mı? Çocuğumuz yok. İnşallah olur. İnşallah. İstediğiniz olmazsa da bütün dünya çocukları sizin. Kesinlikle öyle zaten. Senin evlilik ne zaman lady? Nedense bana hep lady demek geliyor içimden sana. Cool lady. Cool lady. Öyle duruyorum. O İngilizlikten geliyor olabilir. Evet. Öyle derler genelde. Sen o zaman konuşmaya şöyle başla. Well. Darling. How do you say in Turkish? Çayımı da alayım önüme. Sütlü evet. Çayım mı? Daha var biraz. Var. Hemen içeceğim. Kerkük'ten bir rüzgar esti. Evet. Layık, demokratik ve devrimlere bağlı bir güzel sanatçı olarak önümüze düştü. İzmir'in Kavakları. Biz hep Atatürk'ü hatırlarız o şarkıyla. Evet, ben de çok seviyorum o yüzden. Senden bekleriz. Hem bir neşe var, hem bir hüzün var içinde. Seve söyleriz hep beraber. Sen de İngilizcesiyle katıl lütfen. İngilizcesiyle. Öyle bir versiyon yok. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler Çakıcı yar, fidan boylu yakarız konakları. Bize de derler Çakıcı yar, fidan boylu yakarız konakları. Numara var. Hepsini de çok iyi dedim yapıyorsun. Dedim ya, gökkuşağı gibi adam. Ama hepsini de çok iyi yapmak önemli. Evet. Ve duruşuyla ne kadar zarif ama derinliğini hissettiren bir adam. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. O rolüne de, Sümbül Ağa rolüne de bayağı bir felsefe yerleştirdin. Bir duruş yerleştirdin. Saygıyla bakarken, başım önünde derken... Hinlik akıyordu değil mi gözlerden? Evet, bir
kişilik de dayatıyor. Bize arada bir şey, kelimeler sen Arapça mı? Arapça, Osmanlıca, Farsça. Onlar var mıydı yoksa kendin mi? Yok, kendim yerleştirdim onları. Ama inanılmaz. Biz keyifli bir şekilde bu güzelliği devam ettirelim. Senden sormayla. Ha, herkesin tamam. Çok bildiği fevkalade evet, şarkı. Hadi ayakta. Yani çok söyledim bu şarkıyı ama beraber söyleriz diye. Bir daha söyleyeyim. Günü ağırınca boynumu bükür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Günü ağırınca boynumu bükür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma, yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım, sorma, söyleyemem, sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Ah, bu yangın beni öldürüyor, yavaş yavaş kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni küllediyor, kor kor ateşler yanıyor içimde, aşkı beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, utanırım, sorma, söyleyemem, sorma, yangınlardayım. Değerli izleyiciler, bir Şeffaf Oda'nın daha sonuna geldik. Çok keyifliydik. Keyifli, müzikli bir söyleşi oldu. Gelecek hafta gene değerli konuklarla keyifli, müzikli bir söyleşimiz olacak. Konuklarım, çalışma arkadaşlarım, müzisyen arkadaşlarım, size çok iyi bir pazar ve hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Uzun uzun yıllar önceydi, ne ölüm vardı ne ayrılık. Ana baba kuzusuyken daha dün, şimdi kolu kırık, kanadı kırık. Ağoğlu Şeffaf Odayı sundu.